Erdoğan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Türkçe kurslarıyla başladı faaliyetini. Bugün halen de bu devam etmekte ve şu an itibariyle 230 civarında Türkçe kurslarına devam eden öğrencilerimiz bulunmakta. Tabii Türkçe kurslarının yanı sıra Ebru kurslarımız da var. Bu Ebru kurslarımız Sarayoğlu'da devam etmekte. Hatta birinci aşamamız bitti, ikinci aşamamıza devam ediyoruz. Saraybosna'da Sırp Cumhuriyeti bölgesinde de Ebru kurslarımız mevcut. Tabii bunun yanı sıra Foynitsa şubemizde de hem Türkçe hem Ebru kurslarımız devam etmekte. Kurslarımızın yanı sıra çeşitli kültürel faaliyetlerimiz de var. Bunların yanı sıra kantonlarda Türkçe'yi müfredata soktuk. Bilmezdim, şarkıların bu kadar güzel. Kelimelerin sakifayetsiz olduğunu, bu derde düşmeden önce. Çiçeklerde benim gibi okula giderler mi anne? Öğrenirler mi dersini? Okulu nerede çıkıyor? Aydalanır, yıllar geçer, yaslar beni hatırlasın. Can bedende ayrılacak. Deniz üzere Dayton anlaşmasıyla ona bölündü Bosna Hersek ve bu 10 kantondan 3'ünde Türkçeyi ikinci seçmeli dil olarak 6. sınıftan 9. sınıfa kadar okutulmak üzere müfredata girdi Türkçe. Ancak 2012-2013 itibariyle inşallah liselerde de okutulacak. Kültürel faaliyetlerimizin arasında çeşitli sergilerimiz, ferman sergisi, resim sergisi, bunun yanı sıra şiir okuma akşamları, bunun yanı sıra kulüplerimiz, öğrenci kulüpleri, her hafta sonu film gösterimimiz yer alıyor. Kurs öğrencilerimiz olsun, buradaki Boşnak öğrenciler olsun, Türkoloji öğrencileri olsun, her hafta sonu ücretsiz olarak Türk filmlerini seyretme imkanına sahipler. Bunun yanı sıra yine kantonlarda Türkçeyi öğrenen öğrencilerimize yönelik farklı faaliyetlerimiz oluyor. Son olarak da Türkçe şiir okuma yarışmasını düzenledik. Yine orada okuyan, Türkçe okuyan öğrencilerimizi Saraybosna'da toplayıp onlara bir 23 Nisan şenliği düzenledik. Tabii faaliyetlerimiz burada bitmiyor, faaliyetlerimize devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl şu anda kesinlikle planladığımız ve bunun üzerine çalıştığımız en büyük faaliyetimiz de liselere Türkçeyi müfredata sokmak ve liselerde Türkçenin okutulması ve diğer kantonlarda da Türkçenin seçmeli dil olarak okutulması en büyük hedeflerimizin arasında. Bana seni gerek seni, ne varla sevinirim, ne okula gelinirim, aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar olurur, aç denizine daldırır, tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içen, mecnun olup dağa düşen, sensin durumun etmişen. Yunus Emre olarak Türkoloji bölümünde okuyan öğrencileri destekliyoruz. Bu öğrencilerimize burslar, yüksek lisans, doktora imkanları sağlamaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda Türkçenin müfredata girdiği kantonlarda ders veren öğretmenlere, Türkolog öğretmenlere Yunus Emre olarak kendilerine destek çıkmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda onların eğitim gereçlerini, projeksiyon olsun, işte projeksiyon perdesi olsun ve vesaire, bunları kendilerine temin etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkçenin girdiği bütün okulları destekliyoruz. Kendilerini Türkiye'deki okullarla eşleştirip onları kardeş okul yapmaya gayret ediyoruz. Bu projemiz de bitmek üzere. Tabii bütün bunların yanı sıra Yunus Emre olarak ayrıyeten Balkanlardaki Osmanlı kültürel mirasının ihyası ile ilgili de bir çalışmamız var. Dolayısıyla Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Arnavutluk gibi Balkan ülkelerinde mevcut olan kültürel mirasın ihyasına yönelik de çalışmalarımız başladı ve devam ediyor. Siz iyi misiniz? Evet! Ben hemen işte Türkçe biliyor musunuz? Evet! Kim en iyi Türkçe biliyor?